kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İnsan ve kainat arasında nasıl bir ilişki var? Aslında Kur'an-ı Kerim'de buna dikkat çekiliyor. Afaki deliller, enfüsi deliller diye. Demek ki insan kainata bakınca anladığı, idrak ettiği, hissettiği şeyler ayrıdır. Kendine bakınca hissettiği şeyler ayrıdır. Biz bunu çok güzel anlaşılması açısından bir örnekle ifade etmek gerekirse, bir ağacın meyvesiyle ilgisi alakası noktasına bakarak düşünebiliriz. Bir ağaç var, mükemmel bir ağaç. Bedeniyle, büyük gövdesiyle, kalın gövdeleriyle, derin ince damarlarıyla, toprağın damarlarıyla, sonra onun yapraklarıyla, sonra çiçekleriyle bir ağaç düşünün. Mükemmel bir ağaç, bir de o ağaçtan süzülüp çıkmış bir meyve düşünelim. Şimdi ağaç ile meyve arasında nasıl bir ilişki var denilirse, aynı durum kainatla insan arasında da nasıl bir ilişki ilişki var denilebilir. Oradaki ilişki ile buradaki ilişki aynıdır. Öyleyse ağaç bütün olarak Allah'ın isimlerini gösterdiği gibi Meyve de tek olarak Allah'ın farklı isimlerin tecellilerini bize gösterir. Şu halde kainatın tamamına baktığımızda Allah'ın isimlerini anlamamız, idrak etmemiz, okumamız ayrı bir mana. İnsan kendine baktığında Allah'ın isimlerini ve sıfatlarının tecellilerini okuması, anlaması ve Allah'ı tanıması ayrı bir mana. Şimdi bu noktayı nazardan bir kainata bakalım, bir insana bakalım. Mesela şu kainat büyük bir alem ise insan küçük bir kainattır. Yani kainat büyük bir insan, insan küçük bir kainat. Nasıl oluyor? Sanki Allahu Teala nasıl ağaç büyük bir meyve? Evet. Öyleyse meyve de küçük bir ağaç denilebilir. Çünkü o meyve ağaçtan çıkmıştır. Ama o meyve açıldığı zaman ağaç ortaya çıkıyor. Öyleyse Ağaca küçük bir büyük bir meyve, meyveye de küçük bir ağaç denilebildiği gibi şu halde kainat kocaman bir insan gibi hayal edilebilir. İnsan da küçük bir kainat gibi hayal edilebilir. Öyleyse şu koca kainatı bu muhteşem kudretiyle yaratan Zat-ı Zülcelal o kainat ağacından hikmetiyle, rahmetiyle, lütfuyla da insan meyvesini çıkarmıştır. İnsan eğer bu kainatı yaratan zatı tanımazsa daha hangi varlık o kainat yaratan zatı tanıyabilsin ki? Çünkü bunu idrak edecek, bunu anlayacak en mükemmel varlık insandır. Bunu hayvanlardan bekleyemeyiz ki. Öyleyse bunu insanlar yapacak. E ya bunu bitkilerden de bekleyemeyiz. Şu halde etrafını tanıdığımız varlıklara baktığımızda dağlardan da bekleyemeyiz. Güneşten de bekleyemeyiz bu özelliği. Çünkü bu özellik onlara verilmemiş bu mukayeseyi yapacak, bu kıyaslamayı, bu akletmeyi, bu fikretmeyi, bu düşünmeyi yapıp kalbiyle kabul edecek varlık insan yaratılmış. Elbette insan yapacaktır. Şimdi demek ki bu kainat alemini büyük bir insan, insan da küçük bir kainat gibi hayal edebiliriz. Böyle bir ilişki, ilişkimiz var aramızda. Kainat ağacından insan meyvesini Allah süzmüş. Yani o meyve benim, sensin kardeşim. Allahu Teala bu kainatı yok iken yarattı. Nasıl ki dünyada biz görüyoruz. Her şeyin bir çekirdeği, bir aslı var. O çekirdekten yaratılıyor. Demek ki kainatı da Cenab-ı Hak nur Muhammedi çekirdeğini yaratmış. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Öyleyse Allah kainatı icat etti. İbda etti diyoruz biz buna. Yani Yoktan icat etti. Yok iken yarattı. İbda diyoruz biz buna. Bu kainatı ibda ederek, icat ederek yaratan o sonsuz ezeli zat bir mescit şeklinde yaratmış. Öyleyse bu mescitte her varlık ibadetin yaptığına göre bu kendi içerisinde en şuurlu, en mükemmel ibadeti yapacak bir varlığa ihtiyaç var. İşte o varlık da benim sensin. Öyleyse kainatı mescit şeklinde yaratan zat insanı da o kainatta secde eden, kulluk eden, kainatın niçin yaratıldığını bilip o kainatın bütün ibadetlerini Allah'a kendi adına takdim eden bir varlık olarak yaratmış. Kainatla insan arasında böyle bir ilişkiyi de kurabiliriz. Kainat bir mescit şeklinde yaratılmış, insan da o mescitte secde eden, ibadet eden bilinçli olarak kulluk eden bir varlık, kainatında bütün ibadetlerini Allah'a takdim eden şuurlu ve bilinçli bir varlık. İkincisi, kainatı bir mülk şeklinde yaratmış Allah. O kainat mülkünün içerisinde insan da bir köle olarak yaratmış. Demek ki insan Allah'ın kölesi, kainatı da Allah insanın mülküne, insana verdiği emanet bir mülkü. Allah. Öyleyse insan kainatta Allah'ın kölesi olarak, Allah'ın mülkünde, Allah'ın mülkü olarak çalışan bir varlık. Fesubhanallah. Yani insan diyebilir ki, kainatı, kainatı Allah bana mülk olarak vermiş. Ama emanet mülk. Hibe olarak vermiş, hediye olarak vermiş, muvakkaten elimde bulunduruyor. Öyleyse bu mülkün sahibine bir köle, aziz, izzetli, şerefli bir köle olarak kulluk ederim ben. O zaman kainat mülkünde bir köleyim ben. Ve subhanallah. Hiçbir şey benim hakiki malım değil. Ben onlara hakiki mülk sahibi değilim. Kainatla insan arasında da böyle bir ilişki kurulabilir. Diğer taraftan kainatı bir sanat, bir kitap olarak görürüz. İnsanı da o kendi içerisinde o kitabı o sana o kitabı okuyan o sanatı müşahede eden o resmi seyreden tefekkür eden ve kainat büyüklüğünde Allah'ı tanımaya vesil olan bir eser olarak bakar. Fe subhanallah. Gerçekten. Hani insan bazen düşünüyor. Şu koca küreleri yani gökyüzündeki gezegenleri. Hani bir güneşi uzaktan küçük görürüz ama dünyamızdan 1 milyon 300 bin defadan büyükmüş. O kadar büyük kütleleri hiç düşürmeden, yanmak maddelerini bitirmeden döndüren bir Allah. Allah için yani. Bir insan bunu okuyamıyorsa ayıp olmaz mı? Nasıl duruyor? Niye düşmüyor? Niye çarpmıyor? Niye dengesi bozulmuyor? Niye yanmak maddesi bitmiyor? Kim bitirmiyor bunu? Allah'ın sonsuz kudretini okuyamıyor mu insan? Okuyamıyorsa ayıp olmaz mı? Bak etrafımıza, kendimize bakalım. Bu organlarımız nasıl hikmetle yerleştirildi? Niye yerleri bozulmuyor, yerlerinde duruyorlar? Niye bütün insanın aynı özelliklerle yaratılıyor? Niye insanın gözü güneşin gören şekilde yaratılmış? Demek ki güneşle gözüm arasında münasebeti Kur'an bir kudret var. Niye yediklerim meyvelerin benim mideme uygun? Niye tatları dilime uygun? Niye renkleri gözüme uygun? Niye kokuları burnuma uygun? Niye sesleri yani şimdi bu kainatı, bu kitap şeklinde yaratan bir zat. Öyleyse seni bu kainatın içerisinde kainata uygun bir şekilde yaratmış. Bu kitabı okumak zor mu yani? Gerçekten. Demek ki kainat bir kitap. İnsan da o kitabı okumakla mükellef bir aziz misafir. Düşünün yani. Bizi o kainat kitabını okuyacak bir sanat eseri olarak yaratmış Allah. Böyle de bir özelliğimiz var. Bir de Kainatta Allah'ın yüce kudretinin tecellilerini müşahede ediyoruz. Ama insan kendi daha çok Allah'ın rahmet tecellilerini müşahede ediyor. Demek ki Allahu Teala'nın celal isimlerini kainattan, cemal isimlerini kendinden. Bakın Allah'ın sonsuz rahmetini, sonsuz cemalini, sonsuz kemalini, sonsuz ikramını insan kendinde görebiliyor. Ama celal, haşmet, azamet, Ulviyet gibi isimlerini daha çok kainattan müşahede ediyoruz. Öyleyse kainat kudretinin açık göstergesi, insan rahmetinin açık göstergesi. Kudretine bak, rahmetine şükret. Celaline bak, cemaline git. Kadabına bak, rahmetine iltica et. Cehennemine bak, cennetine koş. Evet bir şey daha söyleyelim. Kainatta daha çok Cenab-ı Hakk'ın vahid isimlerinin, Allah'ın birliğini gösteren isimleri ama vahidiyet anlamında görüyoruz. Ama Allah'ın zatının birliğini gösteren isimleri kendimizde daha çok müşahede ediyoruz. Demek ki Allah'ın kainattaki isimlerinden de, kendi isimlerinden de Allah'ın birliğine ulaşıyoruz. Bizdeki tecedden özelliklerinden de yine Allah'ın birliğine ama oradan vahidiyetine, buradan ehadiyetine ulaşmak daha kolay oluyor. Yani Allahu Teala'nın ister kainat kitabından ister insan kitabından, ister kainat sanatından ister insan sanatından, ister kainat mescidinden ister insan secde edeninden nereden bakarsak bakalım Allah'ın varlığını ve birliğini ve isimlerini anlamak mümkündür. Yeter ki bakmayı o baktıklarımızı akletmeyi, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli akletmezler mi diyor. Yani akılları e, yok demiyor. Akıllar mı, çalıştırmazlar mı diyor. Çünkü bir insan gözü olsa bile, gözünü açmıyorsa göremez. Bu gözü olmadığı anlamına gelmez. Gözünü açmadığı anlamına gelir. Demek ki aklı olan insanlar, aklını açmazlar, çalıştırmazlar, akletmezlerse bu özellikleri fark edemiyorlar. Ha aklettiler, o zaman kalp devreye giriyor, kabul ediyor, benimsiyor ve bu kainatı ve bu insanı bu şekilde yaratan zata ibadetle şükrediyor. Takva ile yani günahlardan sakınmak suretiyle de Cenab-ı Hakk'a kulluğunu göstermiş oluyor inşallah.